Domates Biber TV'den herkese iyi günler. Bugün tohumgübre.com sitesinden bizlere incelememiz için gönderilen ve Türkiye'de ilk defa satışa sunulan ilginç bir çim tohumundan bahsedeceğiz. Birçoğumuz çim tohumu görmüşüzdür ve çim tohumu kullanmışızdır. Fakat bu çim tohumu diğerlerinden biraz farklı. iSeed firması tarafından üretilen ve tohumgübre.com sitesi üzerinden satışa sunulan bu çim tohumlarının farkı gübre kaplı olmaları. Özel bir teknoloji kullanılarak çim tohumları gübreyle kaplanıyor. Gübre kaplı çim tohumu özel elekler kullanılarak temizleniyor ve yabancı ot tohumlarının içerisinde barındırmıyor. Bildiğiniz gibi çim alanlarının en büyük sıkıntılarından biri yabancı ot tohumu özel teknolojik elekler sayesinde bu çim tohumunda yabancı ot oranı neredeyse %0. Çeşitli testler yardımıyla sağlıklı tohumlar seçiliyor. Bu yüzden elimizdeki çim tohumunun çimlenme oranı çok yüksek ve asıl can alıcı noktaya gelirsek tohumlarımızın her biri gübreyle kaplı olduğu için çıkışlar bir örnek ve kuvvetli bir şekilde meydana geliyor. Çim tohumlarımızın ilk çıkışı çok güçlü olduğu için çimlerimiz hastalıklara, kuraklığa, yıpranmaya ve basılmaya karşı daha dayanıklı oluyor standart çim tohumlarına göre. Peki çim tohumu nasıl uygulanır? Kısaca bundan da bahsedelim. Daha sonra çim tohumumuzu bir açalım bakalım gübre kaplı çim tohumu nasıl oluyormuş? Çim tohumları iki zamanda ekiliyor, iki zamanda uygulama yapılıyor. Bunlardan birincisi ilkbahar ekimleri. İlkbahar ekimleri 1 Mart'tan başlıyor ve 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Sonbaharda çim uygulamaları ise 1 Eylül'den başlıyor ve 30 Kasım'a kadar devam ediyor. 1 metrekareye yaklaşık olarak 25 ila 50 gram arasında çim tohumu kullanmanız yeterli. Elimize ulaşan tohumlar gübre kaplı olduğu için çim uygulamalarında taban gübre kullanılır bildiğiniz gibi. Ama eğer ki gübre kaplı bir çim tohumu kullanıyorsanız sizin taban gübrelemeye herhangi bir ihtiyacınız kalmıyor. Tohumgübre.com'dan bize gelen bir de göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz diye kısa bir not var. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz çim tohumumuzun açılışına geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şöyle direkt zaten gübrelerin üstünde görebiliyorsunuz. Normal çim tohumlarının rengi bu şekilde yeşil olmaz. Eğer ki zaten bir tohumda bir renk maddesi varsa, renkli bir tohumsa bu gübre ya da ilaç kaplı bir tohumdur. Görmüş olduğunuz gibi tohumumuz bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman bir örneklilik var. Yani içinde bir yabancı ot tohumu barındırmıyor. Ve üzerinde dediğim gibi renklerden zaten ayırt edebiliyorsunuz. Gübreleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gübre kaplı olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Tohumgübre.com'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine bizi bu ürünü sizlere tanıtma fırsatı verdikleri için. Eğer sizin de firmanızın İlginç bir ürünü varsa ve bunu bizimle paylaşmak isterseniz biz de bu ürünleri inceleyip takipçilerimize iletebiliriz. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci bir solucan türü olarak Europa Microflower diye bir solucan türünden bahsediyor. Rivo firması, Riven tarım firması. Bu iki solucan da aşağı yukarı özelliklere aynı. Ve bu özelliklere göre ikisi de maksimum düzeyde gübre üreten solucanlar.
özellikle burada solucan yumurtası, bildiğiniz gibi yumurtayla şu anda solucanlarımız. Burada solucan yumurtasını görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi solucan yumurtası da bu şekilde şeffaf oluyor arkadaşlar. Solucan cücesi hakkında bahsedeceklerimiz bu kadardı. Son olarak arkadaşlar elimizde bir paket açılmamış solucan katı solucan cücesi var. Eğer bu solucan cücesine sahip olmak istiyorsanız kanalımıza abone oluyorsunuz ve bizlere aşağıda açıklamalar kısmında belirttiğim şekilde Facebook sayfamızda katılmak istiyorum diye mesaj gönderiyorsunuz ve adresinizi gönderiyorsunuz. Daha sonra çekilişle bir kişiye bu açılmamış solucan gübresini, Vivo marka solucan gübresini biz onlara göndereceğiz ücretsiz olarak. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve